Köfteyi ne kadar iyi yoğurursak o kadar güzel olur. İş parmağımızla basıyoruz. Güzel bir yemek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Kesinlikle bu köfteyi her türlü yemekte kullanabilirsiniz. Izgarada kullanabilirsiniz. Ekmek arasında. Burada 700 gram dana kıyma var. Orta yağlı kaburga bölümünde. Burada da 300 gram kuzu kıyma var. Sırasıyla malzemeleri katarak göstereceğim. 3 yemek kaşığı galeta unu. Bir köfteye galeta ununu ekmeğe ne kadar çok katarsan tabii ki o kadar lezzeti gider. Hemen bir yumurtayı kıralım. Burada bir tatlı kaşığı pulverimiz var. Pulveri ben 2 saat önceden ne yaptım? Sıvı yağın içine attım. Sıvı yağda hem lezzetini çıkarttım hem de rengini çıkarttım. Sarımsak ufaksa 3 diş, büyükse 2 diş de sarımsak diyoruz. Şöyle çok az bir de tuz atıyoruz ki kolay dövelim diye. Sarımsağımızı ezdik. Hemen şöyle içine katalım. Arkadaşlar bir tane de orta boy soğan rendeliyoruz. Soğanla ilgili de şunu söyleyeyim. Soyarken şu kök tarafını almayın ki soğan dağılmasın. Soğanımızı rendeledik. Hemen tuzumuzu atıyoruz. 1,5 çay kaşığı tuz atıyorum. Normalde 2 çay kaşığı atacaktım. Sarımsağı döverken de attık. 1 çay kaşığı tepeleme karabiber. 1 çay kaşığı tepeleme kimyon atıyorum. Sarımsak içinde yeteri kadar olduğundan dolayı baharatları abartmıyorum. Hemen şöyle soğanımızın suyunu da kontrol ediyorum. Arkadaşlar genelde ben köftelerde soğanı suyuyla kullanırım. Bunun suyu çok fazla. Birazını süzeceğim. Soğanımızı da atıyoruz içine. Şöyle bakıyorum unuttuğum bir şey var mı? Unuttuğum bir şey yok. Köftemizi yoğurma işlemine başladık. Köfteyi ne kadar iyi yoğurursak o kadar güzel olur. Arkadaşlar köftemizi yoğurduk. Köftemiz sakız gibi oldu. Bunun üzerini kapatacağız. Ortalama dolapta bir yarım saat bekleteceğiz. Sizi dolaptan getirdik. Şöyle elimizi bir ısladık. Arkadaşlar görüyor musunuz? Sakız gibi. İstediğimiz ölçülerde hemen bunu ne yapacağız? Keseceğiz. Köftelerimizi porsiyonladık. Hemen şöyle bir gösterelim. Elimizi de ıslayalım. İyice bir yuvarlayacağız. Şöyle bastıracağız. İyice yuvarlıyoruz. Hiç pürüz kalmayana kadar elimizin ortasıyla bastırıyoruz. Ondan sonra şöyle 3 parmak iz yapıyoruz. Kişi başı 5 tane verirseniz burada 6 kişilik yemek var. Sen burada 200 gram kıyma yiyeceksin. Yani 200 gram et yiyeceksin. Sol köfteyi de gösterelim. Şöyle 3 parmağımızla basıyoruz. Bunlar ocağa girdiği zaman şişme yapacak. Ortalama bir 10-15 dakikada bunu dolapta dinlendireceğiz. Eğer isterseniz stres çekip buzdolabına difrize atın. 6 ay sonra bile ihtiyacınız olduğunda kullanabilirsiniz. Patateslerimiz çok ince olmayacak. Görselliği de lezzeti de güzel olsun diye patatesleri biraz iri doğrayacağız. Tabandan lezzet vermesi için bir diş sarımsak. İster ocakta ister fırında pişirebilirsiniz. Tavanız sıcak olacak. Çok fazla da yüksek ateş olmasın. Köftenin yüzünü kurutur. İçi çiğ kalır. Ortalama 2,5 dakika geçti. Şöyle bir köfteyi kontrol ediyoruz. Çok fazla pişirmemize gerek yok. Bu ocakta da pişeceğinden dolayı. Sadece dağılmasın yeterli. Köfteleri 2'şer dakika pişirdik. Şöyle bir taraflarını da göstereyim. Şimdi bunları alacağız. Diğer köfteleri atacağız. İkinci köfteleri de atıyoruz. 2 dakika bir tarafı, 2 dakikada bir tarafı pişecek. Köfteler kendini bırakmadan dokunmayacağız. Dokunursak ne yapar? Dağılır. Köftenin piştiğini ondan anlarız. Bir tarafa da 2'şer dakika pişirdim. Hemen şöyle öbür taraflarını da göstereyim. Hem de tabağa alayım. Hemen ne yapalım? Yemeği yapma işlemine geçelim.
Yağımız ısındığı gibi soğanları atıyoruz. Soğanların içinde 2 diş sarımsak var. Soğanları iyice bir kavuracağız. Rengini kaybedecek, çiğ kokusu gidecek içinden. Soğanımız kavruldu, hemen şöyle bir gösterelim. İçine 1 yemek kaşığı tepeleme domates salçası boşaltıyoruz. Salçayı iyice bir kavuracağız önce. Salçanın çiğ kokusu gidecek. Hazır salça kıvamından ev salçası kıvamına gelecek. Salçanın iyi kavrulduğunu nereden anlarız? Tencerenin dibine yapışmaya başlar. O zaman salçamız kavrulmuş demektir. Salçamız iyice kavruldu. Tencerenin dibine yanmaya başladı. Tam bu aşamada domates biberi boşaltıyoruz. Salça domates biberin her tarafına bir değecek. Değecek ki domates biberlerimiz yemeğin içinde çamur gibi olmayacak, canlı kalacak. İyice karıştırdık. Sıra geldi patatesleri boşaltmaya. Şöyle bir de patatesleri karıştıralım. Patatesleri de değsin. Salça patatesleri de değerse patatesler çiğ gibi olur, rengini kaybetmez. İçi pişmiş olur. İyice karıştırdık, hepsine değdirdik. Tam bu aşamada suyunu vereceğiz. İlk suyumuz soğuk su olacak. Ondan sonraki suyu kaynamış su verebilirsiniz. Şöyle bir karıştıralım. Su ayarını köfteleri verdikten sonra yapacağız. 2 bardak su verdik. Bu suyu 5'e tamamlayacağız. Köftelerimiz pişmiş olduğundan dolayı köfteleri katmayacağız. Son 10 dakikasında katacağız. Şimdi bu yemeğin kaynamasını bekleyeceğiz. Bir kapak kapatacağız. Kapağı da ırık bırakacağız. Yemeğimiz kaynadığı zaman taşmasın. Hemen kapattık, ırık bıraktık. Kaynamasını bekliyoruz. Yemeğimizi bir kontrol ediyoruz. Ocağı vuralı 20 dakika oldu. Şöyle hemen bir gösterelim. Patatese vurduğumuz zaman bölünecek. İçinde diş diş görüntü olmayacak. Çiğ gibi görünecek. Yemeğimiz pişmiş olacak. Bir de biberlerini göstereyim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Salçasından dolayı en ufak bir deformasyon yok. Erime yok. Hemen köftelerini katıyoruz. Sıra geldi baharatlarına. Pul biber 1 çay kaşığı. 1 çay kaşığı karabiber. Yeteri kadar tuz atıyoruz. Lezzet vermesi için de 2 diş sarımsak doğruyorum. Arkadaşlar yemeğimiz pişmiş olduğu için ortalama 5 dakika kaynatacağız kısık ateşte. Ondan sonra sunuma geçeceğiz. Kapağı kapatıyoruz. Ocağımızın altını kısıyoruz. Altını kapatıyoruz. 5 dakika dinlendiriyoruz. Şöyle köfteye de bakın. En ufak bir dağılma, en ufak bir deformasyon yok. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.